Arkadaşlar merhaba. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Tuncay Sevindik. Bu dersimizde sizlerle birlikte bir sunum programı olan ve daha önceki derslerimizde uzantısının PPT ve PPTX olduğunu söylediğim PowerPoint programından bahsedeceğim. PowerPoint programı okuduğumuz bölümler, yani ilgili bölümler açısından sunum yapma tekniği yönüyle önemli bir programdır. PowerPoint programının gelin önce menüleriyle tanımaya başlayalım. Şu an ekranda görmüş olduğumuz kısımlara bakalım. Şu bölümde arkadaşlar slaytlar diye tabir ettiğim bir yapılanma var. Bakın buradayken sağ klikleyip yeni slaytların sayısını arttırabilirim. Şurada dilediğiniz kadar slayt oluşturabilirsiniz. Tüm slaytların bir araya gelmesiyle de arkadaşlar bir sunu dosyası oluşur ki mesela şu an burada sunu dosyası anlamında sunu2.ppt isimli bir dosyamız var. Ana hatlarıyla görmek istediğimde bir sunuyu ana hatlarıyla görmek istediğimde örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi dedim. Hemen altına da ismimi yazdım. Evet, şu an bu sununun içerisindeki bir nolu slaytı doldurmuş oldum. İki nolu slaytı da yine aynı şekilde istediğim şekliyle ne yapabilirim arkadaşlar? Doldurabilirim. Burada görüldüğü üzere. Şimdi ben slaytlar sekmesine tıklayarak devam edeceğim ve slayt 1'deyim arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz bölümde demek ki slaytlar normal hali ve ana hatlar haliyle görülmektedir. İstersen buradaki slaytlar menüsünü buradan tamamen kaldırabilirim arkadaşlar. Ve yine slaytlar kısmı ile ilgili geçişlerimi de eğer orayı kaldırdıysam şayet bakın ok tuşlarıyla aşağı tuşla veyahut da yukarı tuşla slaytlar arasında geçiş yapabilirim. Şimdi tüm bunları arkadaşlar yaptıktan sonra biz bakın şuradan normal sekmesini görünümdeyken normal sekmesini tıklayarak eski halimize dönüş yaptık. Bu kısmı daha sonra anlatacağım. Şimdi üstte şurada bir kaydet tuşu var. Gelin biz çalışmamızı kaydedelim. Kaydet tuşuna basıyorum arkadaşlar. Kaydet tuşuna bastıktan sonra yeni klasör diyorum. Yeni klasörümün ismi PowerPoint klasörü olsun. Evet, PowerPoint klasörünü oluşturdum. İçine tıklıyorum. Ve ismi de ne olsun arkadaşlar bunun? YTU olsun. YTU. Yazar kim? Gelin burada yazar ekleyelim isterseniz. Tuncay Sevindik. Yazarımız olsun. Burada bir etiket eklemek istersen buraya da TS yazıyorum. Arkadaşlar, şuradan da şöyle baktığımda kaydetme seçeneklerine tıkladım. Kaydet de önemli olan kısım burada. Otomatik kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı 10 dakika. İsterseniz bunu 5 dakika, 15 dakika yaparsınız. Yani elektrik kesilmesi ihtimaline karşı sürekli kaydetsin. Yani siz çalışmaya dalmış olabilirsiniz. Ancak burada kayıt olayı sizin belirlediğiniz süre içerisinde kaydolacaktır arkadaşlar. Ve ben ilk dosyamı masa üstünde PowerPoint klasörüne kaydet diyorum arkadaşlar. Bakın şurada ytu.pptx isimli bir dosyam oluştu. Kaydettikten sonra şuradaki tuşlar ne işe yarıyor? Şu bir geri alır işlemi arkadaşlar. Ctrl Z'dir. Aslında Ctrl artı Z tuşuna basarsanız aynı zamanda bu işi yapmış olursunuz. Şu tuşumuz ise yenile. Kaydetme işini yenileme yani. Şurada da hızlı erişim araç çubuğunu görüyoruz arkadaşlar. Mesela burada hızlı erişim araç çubuğunda yeni butonunu ekledim. Bakın burada yeni butonu var. Mesela ben burada mesela çok kullandığım şeylerden bir tanesini aç tuşu. Bakın yeni ve aç tuşunu da eklemiş oldum. Şimdi ben dosya menüsüyle isterseniz açıklamalarıma başlayacağım. Bu ilk dersimizde dosya giriş menüsü gibi menüleri anlattıktan sonra arkadaşlar daha sonra PowerPoint'te slaytlar nasıl hazırlanır onlara bakacağız. Dosya menüsüne geldim. Kaydet
Bir dosyayı çalışmayı bakın ne oldu? Kaydettik. Az önce şurada da vardı. Farklı kaydet. Ben diyorum ki değerli arkadaşlarım, bu dosyanın aynısından YTU PPTX isimli bir dosya daha oluşturacağım. Ama daha önceki derslerimden biliyorum ki aynı dosyanın iki tane aynı dosya, aynı isimli dosya bir klasörde olmaz. Ben bunu farklı bir klasörün altına arkadaşlar ne yapabilirim? Atabilirim. İşte hemen diyorum ki ben bunu geleyim şurada hemen bir tane klasörün altına atayım. Bakın ben farklı bir klasörün altına farklı kaydet diyerek ne yaptım? Kullandım. Aç dersem eğer arkadaşlar herhangi bir PPTX isimli dosyayı ne yapabilirim? Rahatlıkla açabilirim. Burada da şu özellikler var. Bu tüm dosyaları açmamızı, şurada tüm PowerPoint sunularını açmamızı ve alttakiler de HTML gibi, XML gibi, ODP gibi, TXT gibi dosyaları açmamızı yarayacak veyahut da dosyaları görmemizi sağlayacak seçenekler sunuyor bize. Tabi burada da dosyaları ne yapabiliriz? Küçük simgeler halinde ya da büyük simgeler halinde şurada görüldüğü gibi belirleyebiliriz. Buradan da ön izleme ne yapabiliriz arkadaşlar? Ön izleme yapabiliriz. Evet. Biz devam edelim yine dersimize. Kapat tuşuyla bakın arkadaşlar. Ne yaptık? Biz o dosyadan çıkmış olduk. Ancak gelin en son çalıştığımız dosya için bir arama yapacağız. Bakın en son dosyamız hangisi diyelim? İşte biz en son virüslerle ilgili bir dosya veyahut da işte şöyle bir dosya. Bakın en son kullandığım dosyalardan bir tanesi. Ağ topolojileri diye bir şey var. En son dosya demek arkadaşlar, en son dosya demek sizin en son kullandığınız dosyaları gösteriyor. Ama ben bu en son dosya listesinden ne yapabilirim? İstersem gelir sağ tıklarım. Bunu listeden kaldır ya da listeden ayır da diyebilirim arkadaşlar. Ya tamamen kaldırırım ya da listeden ayrılırım. Ayırabilirim. Evet, şu dosyayla ilgili hemen geliyorum, açtım. Bilgi diyorum arkadaşlar. Bilgi dediğim zaman şimdi o dosyayla ilgili YTU PPTX ile ilgili bakın bir takım özellikler. Boyut, slide sayısı 3, gizli slide sayısı yok, etiketi TS, başlığı Yıldız Teknik Üniversitesi, işte oluşturulma tarihi gibi bir takım bilgiler bize sunuyor. Eğer yeni dosyasını tıklarsak benim önüme arkadaşlar boş bir sunu ya da bir takım şablonlar ya da örnek şablonlar. Mesela ben buradan ne yapabilirim? Bir tane örnek şablon belirleyebilirim. Mesela şunu seçebilirim veyahut da eğitimle ilgili şunu seçebilirim. Temalar. Bakın burada bir sürü sizin sunu hazırlayacağınız slide temaları var arkadaşlar. Çok da güzel temalar var. Örneğin şöyle bir tema seçtiğimizde ve oluştur dediğimizde bu temanın üzerinden çalışırız. Biz geri gelelim. Şablonlarımız. Burada bir şablon yok arkadaşlar. Ve ofis şablonları arkadaşlar. Bu ofis şablonlarından ne yapabilirsiniz? İşte ofisin web sitesine bağlanarak office.com'dan bir takım şablonları kullanabilirsiniz. Ben şimdi buradan gelin şöyle bir temalara bakayım. Tema kullanmayayım. Örnek şablonlar ve şu hoşuma gitti. Güzel bir şeye benziyor. Şablona benziyor. Yeni sunu dosyam şu olsun. Ve oluştur diyorum değerli arkadaşlar. Evet, yeni şablon oluştu. İsterseniz bu şablon üzerinden gidebilirsiniz. Mesela ben ne diyorum burada? Biraz gelin küçültelim. Şu alt sağ köşede bakın %60 fena değil. Mesela şöyle diyelim. Tuncay Sevindik. Yıldız Teknik Üniversitesi
ve 2013. Şu giriş yazısını kaldırdım. Bakın arkadaşlar, ben şu an bu şablonun üzerinden değişiklikler yapıyorum. Mesela ne diyelim burada? Ctrl Z tuşuna basarsanız ya da şuraya basarsanız geri alıyorsunuz. Mesela burada sunu hazırlama. Mesela bakın burada kullandım. Şimdi gelin bunu çalıştıralım. F5 slaytları çalıştırma olayıdır. F5 tuşuna basıyorum. Bakın. Bu benim az önce hazırlamış olduğum mevcut şablon üzerinden. Mevcut şablon üzerinden bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir sunum dosyası oldu. Çok basit bir şey değil mi arkadaşlar? Yani mevcut şablonları kullanarak biz bir takım işler çıkarabiliriz. Yeni dedik arkadaşlar. Yeni kavramı sanırım anlaşıldı. Yazdır kısmına geldiğimizde şunu yaparız. Kaç kopya yazdırmak istiyoruz? İşte iki kopya veyahut da kaç kişi var? 14 tane katılımcı var. Ben bütün slaytların 14 tane kopyasını çıkartacağım. Yazıcımı seçiyorum buradan. Yazıcım benim. İşte HP Color LaserJet. İşte tüm slaytlarımı yazdır. Mesela ben şurada diyorum ki, bakın isterseniz bunu da aynen Word'de olduğu gibi bir ve ikinci slaytları yazdırmak istiyorum. Ya da şöyle yapabiliriz. 1 ile sadece 5. Tam sayfa slaytlar mı olsun? Ben şöyle bakıyorum. Diyorum ki bir A4 kağıdında 3 tane slayt olsun diyorum. Şimdi yazdıracağım. 3 slayt olsun ve harmanlansın. Dikey mi yatay mı? Dikey olsun. Renkli mi? Ben diyorum ki hayır, biraz daha ekonomik olsun. Gri olsun. Bakın şimdi böyle yaparsak arkadaşlar, yazdırırken bize şöyle bir sayfada 3 slayt verecek. Aksi takdirde şuraya tek derseniz arkadaşlar, tek derseniz bir slaytı bir A4 kağıdına verecek. Örneğin 50 tane slaytınız var. Ne yaparsınız arkadaşlar? 50 tane kağıt çıktı sanırsınız, ama her bir slayta 5 tane seçerseniz şuradan, örneğin hemen bir slayta kaç diyelim şurada? Bir slayta dikeyde 4 diyelim. En fazla 13 tane kağıt kullanırsınız. Evet. Çıkış derseniz arkadaşlar, şuradan hemen çıkış derseniz bu sefer PowerPoint'ten çıkış yapacaksınız. Bunu kaydedip kaydetmemek isteyip istemediğini soruyor. Kaydet diyorum. Ne yapıyorum? Şuna da yeni ismini vereyim. Yeni PPTX dosyası olsun ve ben PowerPoint'ten ne oldu? Çıkmış oldum. Şimdi PowerPoint programını tekrar çalıştırdım. Evet. Dosya menüsünde bunlar bulunmakta arkadaşlar. Gelin biz şimdi artık yavaş yavaş hem şurada gördüğümüz menüleri hem de slaytlarımızı hazırlayalım. Şimdi slaytlarımı hazırlıyorum. PowerPoint öğreniyorum. Hazırlayan işte hemen şöyle ismimizi yazan Tuncay Sevindik. YTÜ Uzaktan Eğitim Merkezi. Slaytımın birinci kısmını hazırladım. Şimdi bunu hazırladıktan sonra isterseniz ekle tuşuna basarak isterseniz şuradan hemen şöyle yapalım. Bir tane slayt ekliyorum. Bu slaytta da şöyle yazıyorum. Menülerin öğretilmesi. Öğretimi. Bunu geliyorum giriş kısmındayken menülerin öğretimi diyorum. Sola yaslıyorum. Şunlar hizalamalar arkadaşlar. Sola yasladım. Menülerin öğretimi dedim. Bunu geliyorum hemen şuradan. 32 punto diyorum. Kalın olsun diyorum. Gölgeli olsun diyorum. Ve altı çizgili olsun diyorum. Metin ekliyorum. 1. Giriş menüsü. 2. Ekle. 3. Tasarım. Diye anlatmaya başladım. Şimdi giriş menüsünde arkadaşlar, şurada gördüğünüz kopyala yapıştır gibi ifadeler Word'de de aynen var.
Mesela ben şuraya yeni bir slide eklemek istiyorum. Yeni slide diyorum arkadaşlar. Bakın şuradan giriş menüsünde yeni slide diyorum. Ve hangi tarz bir slide istiyorsam onu gelip buraya koyacağım. Bakın. Ne diyorum? Şöyle olsun diyorum yeni slide. Başlığını şuraya ekliyorum. Diyorum ki sunum nedir diye bir başlık olsun. Buraya ilgili metinleri yazıyorum. İlgili metinleri yazdım. Şuraya da işte bir Excel tablosu alıyorum. Evet, Excel tablomu da aldım. Otomatikman Excel'de açılmış oldu arkadaşlar. Ben Excel'i kapatıyorum. Bakın, giriş menüsünün içerisindeyken ben ne yaptım? Bir slide seçtim. Bu slide'da başlık, metin kutusu ve bir resim ya da Excel tablosu da olabilir şuraya gelecek şekilde hazırladım. Ve istersem, arzu edersem burada da bir takım değişiklikler yapabilirim. Hala giriş menüsündeyim arkadaşlar. Giriş menüsündeyim. Giriş menüsündeyken bir slide'ın üzerine tıklayıp bakın buradan isterseniz düzeni değiştirebilirsiniz. Mevcutun. İsterseniz bunu sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlama demek slide yer tutucularının konumunu, boyutunu ve biçimlendirilmesini varsayılan ayarlara döndürür. Yani sizin ne kadar değişiklik yaparsanız yapın bu varsayılan ilk ayarlara dönecektir. Bölüm kısmında ise slaytlarınızı bölümler halinde düzenlemenizi sağlayacaktır arkadaşlar. Mesela bölüm ekle diyorum ben. Şurada hemen bir tane bölüm eklemiş oldu arkadaşlar. Ekle kısmıyla devam edeceğim. Ekle kısmında arkadaşlar şöyle baktığımızda yine Word'den aklımıza gelecek. Şurada ne yapabilirim? Fontlarla ilgili değişiklik yapabilirim. Mesela şurada nedir? Adobe Hand Heat diye bir şey var. Buna tıkladım. Bunun boyutlarını 24 yapayım. Ve 24 yaptıktan sonra şu büyütme yazı tipini boyutunu arttırır. Şurada da yazı tipinin boyutunu küçülten bir ifade var. Bakın küçültüyorum ve büyütüyorum arkadaşlar. Şurada da bizim yine Word'den tanıdığımız tamamını büyük harf, tamamını küçük harf yap gibi bir takım özellikler var. Yine burada da Word'den tanıdığımız arkadaşlar. Bakın maddeyi mi? Maddeyi mi var mı yok mu? Ben yok diyorum. Bakın maddeyimlerin hepsini kaldırdım. Burada da maddeyimleri ne yapıyorsunuz? Sıralı bir şekilde Roma rakamıyla ya da nümerik karakterle de girebilirsiniz. Şurada gördüğünüz üzere arkadaşlar girintiyi yani sekmeyi sağa ya da sola doğru yaklaştıracak bir yapı. Yani liste düzeyini arttırır. Yani girinti düzeyini arttırma ve girinti düzeyini azaltma var. Şurada da her iki yana yasla, sağa yasla, ortala ve sola yasla gibi bir kısım. Ve şurada da yine Word'den hazırlayacağınız sütunlar kısmı var arkadaşlar. Burada da yine paragraf aralıklarını belirleyeceğimiz. Bakın paragraf aralıkları ne kadar artıyor? Gördünüz mü arkadaşlar? Paragraf aralıklarını. Şurada da yine Word'den hatırlayacağımız metin yönü. Yani metinin yönünü isterseniz dikey, isterseniz yatay yapabilirsiniz. Ve şurada da bunu bir ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Smart Art'a dönüştürebilirsiniz. İşte şöyle görüldüğü gibi. Ne yaptım hemen? Giriş kısmındayken isterseniz Ctrl Z ile geri alalım. Giriş kısmındayken Smart Art'a dönüştür derseniz eğer hemen şöyle bir menü çıkacak ve bu menü içerisinden de istediğinizi seçerek ne yapabilirsiniz? Bir düzenleme içerisine gidebilirsiniz. Bakın şimdi geri al diyorum hemen geriye doğru gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şurada yine Word'deki bilgilerimizden hatırlayacağız. İstediğimiz şekilde ne yapabiliriz? Şöyle bir takım arkadaşlar dikdörtgen, daire, ok gibi veyahut da belli bir takım şekilleri ne yapabiliriz? Buradan alabiliriz. Veyahut da nesneleri de kendi içerisinde sıralayabiliriz değil mi? Bakın şimdi nesneleri en arkaya gönder gibi arkaya gönder gibi. Şöyle yapalım. Hemen en öne getir gibi bir takım
özellikler var. Şimdi şurada bir şekil vardı. Hemen şeklin dolgusunu turuncu yaptık. Şeklin ana hattını istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bakın. Ben burada şu renk yaptım. Şekle bir efekt verelim. Bakın. İstediğimiz efekti de rahatlıkla, hatta şöyle yapalım. 3 boyutlu efektler de verebiliriz arkadaşlar. Şurada da bul ifadesiyle yine Word'den, arkadaşlar hatırladığınız Word'den bul, değiştir gibi ifadeler vardır. Evet arkadaşlar, giriş menüsünde bilmemiz gerekenlerin tamamı bundan ibaret.